y eşittir karekök içinde x'in grafiği aşağıda verilmiştir demişler. İşte burada. Buna bağlı olarak bizden y eşittir 2 çarpı karekök içinde eksi x eksi 1'in grafiğini bulmamızı istiyorlar. Bunlar da seçeneklerimiz. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Ben soruyu şu şekilde çözeceğim. 2 çarpı karekök içinde eksi x eksi 1'in grafiğini kendim çizip seçeneklerden hangisinin doğru olduğuna karar vermeye çalışacağım. Adım adım ilerlemenin de faydalı olacağını düşünüyorum. Evet y eşittir kare kök içinde x'in grafiğini bize vermişler. Bunu kullanarak isterseniz önce karekök içinde eksi x'in grafiğinin neye benzeyeceğine karar vermeye çalışalım. Karekök işaretinin içine x yerine eksi x koyuyoruz öyle değil mi? Peki bu ne anlama gelir? Bunu yapınca belirli bir x değerinde olan artık eksi x değerinde gerçekleşmeye başlayacak demektir. Negatif sayıların karekök fonksiyonu tanımlı olmadığı için bunun da pozitif sayılar için tanımlı olmaması gerekiyor. Ayrıca x eşittir 2'de olanın artık x eşittir eksi 2'de olacağını da biliyoruz. Benzer şekilde x eşittir 4'te olan da x eşittir eksi 4'te olacak. Aynen bu şekilde. Sonuç olarak y eşittir karekök içinde eksi x fonksiyonu buna benzer bir şekilde çizebiliriz. y eşittir karekök içinde x fonksiyonunun y ekseni üzerinden yansıdığını görüyorsunuz değil mi? Bunun y ekseni üzerinden yansıması. Tamam, bu kısmı hallettik. Şimdi bir de ölçeklendirmemiz lazım. Ölçeklendirmek derken bunu 2 ile çarpmaktan yani y eşittir 2 çarpı karekök içinde eksi x'ten bahsediyorum. Bu fonksiyon da buna benzeyecek ama belirli bir x değeri için elde edeceğimiz çıktı değeri, buradaki çıktı değerinin 2 katı olacak. Başka bir deyişle x eşittir eksi 4'te çıktı değeri 2'ydi, şimdi 4 olacak. x eşittir 9'da 3'tü, şimdi 6 olacak. x eşittir 0, 2 çarpı 0, 0'a eşit olduğu için yine 0 olacak. Evet, işte böyle. y eşittir. 2 çarpı karekök içinde eksi x'i de çizdik ve son olarak bir de farklı bir renkle yazayım. y eşittir 2 çarpı karekök içinde eksi x eksi 1'in neye benzeyeceğini bulmamız lazım. Burada elde ettiğimiz y değerleri 1 azalacak ya da bir birim aşağı doğru ötelenecek öyle değil mi? Örneğin burada 6 elde ediyorduk ama artık 6 yerine 5 elde edeceğiz. Burada 4'teydik şimdi 3'e geleceğiz. 0'dayken de Eksi 1'e. Sonuç olarak aradığımız eğri işte tam da buna benzeyen bir eğri olacak. Peki sıra geldi seçeneklere. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. C ve D doğru gibi görünüyorlar ama sıfırdayken artık eksi 1'de olmamız gerektiği için hı hı, doğru olan D seçeneği. Bir bakalım x eşittir eksi 9 5'e eksi 4 3'e 0 ise eksi 1'e aynen benim çizdiğim gibi. Hadi bir tane daha yapalım. Buradaki de benzer bir soru. Bu defa küp kök içinde x'in grafiğini vermişler. Bu y eşittir küp kök içinde x'in grafiği ve bizden bu fonksiyonun grafiğinin hangisi olduğunu bulmamızı istiyorlar. Seçeneklerimiz de aşağıda. O zaman hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Bu soruyu da bir öncekini çözdüğüm gibi yani adım adım ilerleyerek çözeceğim. Bu y eşittir küp kök içinde x'in grafiği. Bunu kullanarak önce küp kök içinde x artı 2'nin neye benzeyeceğini bulmaya çalışalım. Not edeyim, y eşittir küp kök içinde x artı 2'yi çizmeyi deneyeceğiz. Bu eğriyi 2 birim sola kaydırır öyle değil mi? Bunu daha önceki videolarda da görmüştük. Bu noktayı işaretliyorum. İsterseniz değer vererek denemelerde yapabilirsiniz. Mesela x 0 iken e, ya da bir saniye x eşittir eksi 2'de sıfırın küp kökünü alacağız. Yani sıfır elde edeceğiz. İşte burası. Gördüğünüz gibi böylelikle eğri iki birim sola ötelenmiş oluyor. Hemen çiziyorum. Evet, sonuç olarak eğrinin buna benzemesini bekliyoruz, öyle değil mi? Pekala, devam edelim. Şimdi de bunu eksi 1 ile çarpacağız. y eşittir eksi küp kök içinde x artı 2. Bana bunun neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? Elinizdeki ifadeyi ya da fonksiyonu eksi 1 ile çarptığınızda, yani negatifini aldığınızda bu eğriyi x ekseni üzerinden yansıtıyordu öyle değil mi? Çizmemi isterseniz artık belirli bir x değerinde elde ettiğimiz y değerinin negatifini elde edeceğiz. Başka bir deyişle, evet işte eğri buna benzeyecek. Evet işte böyle. y eşittir eksi küp kök içinde x artı 2. Ve son olarak bir de artı 5 var kullanmadığım bir renk bulayım. Turuncu olabilir mi? Evet olabilir. Y eşittir eksi küp kök içinde x artı 2 artı 5. Artı 5 bu eğriyi yukarıya doğru 5 birim öteleyecek. Başka bir deyişle burada elde ettiğimiz y değerinin 5 fazlasını elde edeceğiz. 5 fazlası. Mesela burada 0'daydık ama artık 5'te olacağız. Evet. Buna benzeyen bir eğriden bahsediyorum. Çizim çok da iyi olmadı ama sanırım eğri hakkında genel bir fikir elde edebildik. Seçeneklere de bir göz atalım. Önemli noktalardan birinin orijinal grafikteki 0,0 noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu nokta artık eksi 2 virgül 5'te. Buna ek olarak grafiğin bir de tersine dönmüş. Yani bu kısmın sol tarafa gelmiş olması gerekiyor. Bir bakalım. A, C ve B'nin sol tarafları üstte, sağ tarafları ise altta. Bir de bu noktanın eksi 2,5'te olması gerekiyor demiştim. A'da yok, B'de de yok, D'nin zaten yönleri doğru değil, buradaki fonksiyon artan bir fonksiyon geriye C kalıyor. Eksi 2,5 ise evet işte burada. Bu az önce çizdiğim grafiğe çok benziyor. Öyleyse C seçeneğini alıyorum.